Herkese selam Teknoloji Oku takipçileri, ben Beyza. Bugün sizlerle beraber Samsung'un orta segment telefonu olan Samsung Galaxy M33 5G'nin kamera performansını inceleyeceğiz. O zaman gelin birazcık detaylara inelim. Dediğim gibi orta segment bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. Piyasadaki fiyatı 5000-6000 arasında değişiyor. Kameranın teknik detaylarına bakacak olursak hemen karşınıza bir tablo geliyor. Tablomuz şöyle. 50 megapiksellik f1.8 diyafram açıklığına sahip bir ana kameramız. f2.2 diyafram açıklığına sahip 5 megapiksellik ikinci kameramız. f2.4 diyafram açıklığına sahip 2 megapiksellik makro çekim kameramız ve yine 2.4 diyafram açıklığına sahip 2 megapiksellik bir derinlik algısı kameramız bulunuyor. Şimdi ben bu telefonla bolca fotoğraflar çektim ve bunları sizle tek tek yan tarafta koyarak detaylarını paylaşacağız, üzerine duracağız. O zaman ilk ana kamera fotoğraflarımızla başlayalım. Ben telefonu elime alıyorum ve çektiğim fotoğrafların detaylarına inmeye başlıyorum. Ana kameradaki fotoğrafımız. İlk önce bir kediciğimizle başlıyoruz. Böyle tatlı tatlı bir kedimiz ama birazcık fotoğrafa yaklaştığınızda renklerin ne kadar soluk olduğunu anlayabileceksiniz. Bence telefonun kamerasında en olmaması gereken şey. Çünkü o kadar soluk duruyor ki. Yani bu fotoğrafta ana kamerada çok da güzel bir performans sergileyemedi. Birkaç tane farklı fotoğrafa daha bakalım. Bu da yine bir gece çektiğim ana kamerayla fotoğraf. Gece çekimi yapmadım bu arada. Normal ışık alan bir yerde ve yakınlaştırdığınızda yani ışık alan yerde güzel performans evet sergiliyor ama çok fazla ışık almadığında, gün ışığında çok da iyi bir performans sergilediğini söyleyemeyeceğiz telefonumuzun. Size son iki fotoğraf daha göstereceğim. Bu fotoğrafları X1 telefonla daha çektim. İlkinde bir Atatürk portremiz var. Arka tarafında sarı bir renk görünüyor. Bu sarı rengi X1 telefona yan tarafa koyduğumuzda arasındaki farkı çok bariz bir şekilde görüyorsunuz. Yani ton farkı eşitsizliklerini çok rahat bir şekilde göreceksiniz. Bence bu fiyattaki bir telefon için çok geride kalmış bir ana kamera olduğunu söyleyebilirim. Şimdi ben en geniş açıyı aldım. Zaten bu telefonumuzun 123 derecelik bir ultra geniş açısı var. Ben 123 derecede ultra geniş açıdan bir fotoğraf çektim. Ardından normal fotoğrafa geçtim. Normal fotoğrafımız da bu şekilde. Bir de zoomlayalım. 2x, 6x ve 10x'e kadar zoomladım telefonumuzda. Zoomladığımda en başında o göremediğiniz isim detaylarını yaklaştırdığımda gayet net bir şekilde görebildim. Aslında çok da kötü bir performans sergilemedi zoom tarafında. O yüzden yine zoom tarafı böyle 10 üzerinden değerlendirecek olursam 6 gibi bir performans sergilediğini söyleyebilirim. Bu telefonumuzun başta söylediğim gibi 2 megapiksellik bir makro çekim modu bulunuyor. Makro çekim modundaysa telefonunu nesneye 3 veya 5 cm arasında yaklaştırmanız gerekiyor. Çok kötü bir performans sergilediğini söyleyemeyeceğim ama bu çiçeğin rengi bu renkte değil. Yani görseniz anlarsınız. Üzerindeki toz tanelerini, polenleri çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Evet çok kötü bir performans sergiliyor diyemeyeceğim ama renkleri biraz daha soldurduğunu söyleyebilirim makro çekim modunda. Zoom'a bir fotoğraf daha ekleyeyim. Ben yolda görürken bu Türk bayrağını çektim. Bu Türk bayrağını zoom'a yakınlaştırdığımızda hareket etmedim. Olduğum yerde çektim ve gayet yine net bir şekilde o kıvrımları, dalga kıvrımlarını görebiliyorsunuz. Bence zoom'da görüntü kalitesi gayet iyi bir şekilde görünüyor. Bir de gece modumuza bakalım. Bunu videolu bir şekilde de size çektim. Gece modunu açtığımızda arka kamerasındaki performans biraz sarsılmalar yaşadım. Işıkların saçılmasını yaşadım. Siz de şu an ekranda görüyorsunuz. Mükemmel bir performans sergilediğini söyleyemeyeceğim. Yine de buna bir 10 üzerinden bir puan verecek olsaydım herhalde yine 6 gibi bir puan verirdim. Yine gece modunda bir farklı daha fotoğraf çektim. Öncesinde normalini hemen arkasından geceyi görüyorsunuz gelgitli bir şekilde. Arasında çok da bir fark olmayacağını siz de görüyorsunuz. Bir de bu gece modunun ön kamerasındaki performansına bakalım. Ben video çektim. Video şu an karşınıza geliyor. Performans gerçekten yıkıcı bir şekilde. O kadar çok sarsılma var ki elimi oynatmadım. Hiç güzel durmuyor. Yani çok kötü. Gerçekten çok kötü bir şekilde duruyor. O yüzden gece modunun ön kameradaki performansını ben hiç beğenmedim. Telefonun bir de video performansına bakalım. Video performansında ön kamerayı şu an siz de görüyorsunuz.
Ön kamerayı da çekerken bu şekilde sizi çok fazla yakın alıyor ve çok fazla kırpma yapıyor. Bu yüzden eğer 2-3 kişi arkadaşla beraber bir şey çekecekseniz, story atacaksanız pek de tavsiye edeceğim bir telefon olmadığını söyleyebilirim. Çünkü bazen böyle titremeler de görüyorsunuz telefonda. Böyle tozlaşmalar var ekranda. Ekranı sildiğim halde yine aynı performansı sergiliyor. Ama yine de fena değil. Işık da yüzünüze güzel ve pürüzsüz bir şekilde gösteriyor. Ses kalitesi de ön kamerada oldukça iyi, bir sıkıntı yaşamazsınız. Arka kameraya geliyorum. Arka taraftaki video kalitesi de bu şekilde. Telefonumuzun optik görüntü sabitleyicisi yok. Bu yüzden sarsılmaları, el titremelerini çok rahat bir şekilde telefonda hissediyorsunuz. Bence zaten genelde artık yeni çıkan telefonlarda optik görüntü sabitleyicisi var ama bu telefonda olmaması birazcık üzücü. Titremelerin olması da görüntü kalitesini oldukça düşürüyor. Ekstra içerisine bir fiber modu bulunuyor. Fiber moddaysa ben 13 saniyelik bir video görünüyor aslında ama bu 13 saniyelik videoyu 5 dakika içerisinde çektim. Böyle gün doğumu, gün batımı anlarını çekmek istiyorsanız bir köşeye telefonunuzu koyduğunuzda güzel bir şekilde o hızlı geçişleri size yaratıyor. Bu 13 saniyelik videoda da bulutların geçişini çok rahat bir şekilde görüyorsunuz. Bence güzel bir mod olduğunu söyleyebilirim. Yiyecekle çekmek istiyorsanız yiyeceğe odaklayan böyle bir portre modu var. Portre çekimi, tek çekimden daha öncesinde bahsetmiştik. Tek çekiyorsunuz ama sizin için hızlandırıyor, normal video alıyor, bumerang yapıyor. Hepsini tek tek değerlendiriyor. Bence bu tek çekim modlarını ben çok seviyorum. Onu da değerlendirebilirsiniz. Bir de ön kameradan bahsedeyim. Ön kamerada çok kötü bir performans sergilemedi ama yani ben ışıklı bir alandaydım. Görüyorsunuz şu anda zaten ama normal gün ışığı olan bir tarafta eğer yüzünüze gölge geliyorsa yüzünüzdeki detayları çok fazla belli ediyor ama ışık güzel bir alandan geliyorsa sizde gerçekten güzel bir performans sergiliyor ön kamerada. 8 megapiksellik bir ön kamera çözünürlüğü mevcut telefonumuzun. Telefonun kamera performansından bu şekilde değerlendirdik. Kısaca özetleyecek olursak ben çok da beğendiğimi söyleyemeyeceğim kamera performansını. Renklerin soluk olması beni eksiye götüren bir taraftı. Ben fotoğraf çekerken renklerin canlı olmasını oldukça seviyorum. Yani 5000-6000 liralık bir telefon alacaksanız farklı seriler almanız daha iyi olur. Kamera performansı daha iyi telefonları düşünebilirsiniz. Ekstra üzerine bir bütçeniz varsa 2000 lira 3000 lira daha koyduğunuzda çok daha güzel telefonlar alabilirsiniz. Yani sizin için önemli olan ihtiyacınız. Eğer kamera sizin için çok da önemli değilse bu telefonu evet çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Ama ben fotoğraf çekmeyi seviyorum. Sürekli aktif olarak Instagram'a hikayeler atıyorum falan derseniz bu telefon sizi oldukça üzer diyelim ve videomuzun sonuna gelelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu telefonu kullanıyor musunuz? Onlardan da bahsedin ya da bu telefonun segmentinde 5000-6000 liraya hangi telefon alınır? Onları da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir like'ınızı da alırız o zaman. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.